Evet. Sene sanki 1992. Karşınızda Uno 60S. Türk halkının sevgili arabası. Ekonomi bakanı demeyeceğim. Tam bir ekonomi canavarı. Şu temizliğe bakar mısınız? Ön konsol, torpido, direksiyon, vites. Bir tane bile çatlak yok. Çok geçmeden yol testine başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Bugün içinde bulunduğumuz araba, videonun başında da bahsettiğim gibi, Fiat Uno 60S. Aracımız 1992 model olmasına rağmen gerek kupasının duruşuyla gerek motorunun sağlıklı olması sebebiyle emsallerinden çok net şekilde ayrılıyor. Biraz kısaca Uno 60S veyahut da hepiniz biliyorsunuz ama Fiat Uno hakkında bilgi vermek gerekirse, arkadaşlar bu araçlar aslen üretime bu kasayla 1989 yılında başlıyor. Yalnız ülkemizdeki üretime başlaması 1995-2000 yılları arasında yapılıyor. Arabanın bizim bildiğimizin aksine, hani biz 1100'ü biliriz, 1.4'ünü biliriz, bir de 1.4 enjeksiyonlarını biliyoruz ama yurt dışında ondan farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu ve dünya çapında hani fiyatın en çok satan arabalarından bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz araba 1100 motor, 4 silindir karbüratörlü. Hani 1100 motor olunca bir insanın aklına şüphe uyandırıyor. Neticesinde 1992 araba. Ama en güzel yanı da 92 model full İtalyan. Yani motor kaputunu açtığınızda hava filtresinin orada, yağ filtresinin orada. Orijinal İtalyan yazılarını görmek insanı tebessüm ettiriyor. Gelelim arabanın dinamiklerine. Arkadaşlar bu arabadan pek fazla bir şey beklemeyeceksiniz. Yani 0.57 beygir. Yani ne dedim, umarım anlamışsınızdır. Fabrikadan çıktığında bu araba 57 beygir. Yaklaşık 80-90 Nm tork değerlerine sahip. Bundan 25 yıl öncesine nazaran, yani litre başına neredeyse 50 beygir civarında bir güç alınmış. Bence 25 yıl öncesi için gayet başarılı. Şanzımanımız 5 ileri. Manuel. Vites geçişleri gayet rahat. Yani ikinci araba olarak şehir içi trafiğinde gerçekten sizi bir yerden A noktasından B noktasına çok rahatlıkla götürür. Ve şöyle bir, yani şu anda biz İzmit Kocaeli'de ikamet ediyoruz. En ucuz LPG 2.72. Buna rağmen yaklaşık 20 litrelik LPG ile bu araç uzun yolda, yanlış duymadınız, 350 km yol gidiyor. Yani 55 liraya bu araba 350 km yol gidiyor. Yaklaşık 12-13 kuruşluk bir tüketime denk. Bence muazzam. Hele yakıt fiyatlarının bu kadar yükseldiği, LPG fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir devirde bence çok başarılı. Onun dışında arabamız gerçekten çok temiz. Yani siz de hissediyor olabilirsiniz videodan. Arabanın içerisinde olması gerekenin dışında hiçbir ses yok. Ya olması gerekenden kastım ne? Ya sonuçta kullandığım araba şu anda 1992 model A sınıfı bir araç. Yani o zaman bile bu araba hani lüks beklentisi olmayanların
satışa sunulmuş. Az yaksın, bizim tabirimizde çok kaçsın diye üretilen bir araba. Ama yol sesi çok az. Yaklaşık 90'la gidiyorum şu anda. Rüzgar sesi inanın çok az. Motor sesi içeriye çok az geliyor. Böyle bozuk yollardan falan gittiğimde hani sağından solundan kesinlikle böyle trim sesleri, ondan sonra sert plastiklerin birbirine sürtme seslerini, birçok 2010 model ve üstü araçlardan daha az çıkartıyor. Yani ben hayran kaldım. Şimdi gelelim arkadaşlar, 1100 motor. Yani ülkemizde 1400, 1100 çekmez, yokuşlarda gitmez. Ondan sonra 1100 motorun parçası sıkıntılı. Arkadaşlar bunların hepsi bir kere yalan. Yani net olarak söylüyorum, yalan. Ben kendim 95 kiloyum. Geçen test ettiğimiz arkadaşımız 80 kilo. Bagajımız dolu. Bu arabayla Kartepe'ye çok rahat çıktık. Yani Kartepe yolunu İzmit'te olanlar bilir. Ne kadar eğimli olduğunu ve sürekli eğim yani arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 kilometre boyunca virajlı olarak eğimli çıkıyorsunuz. Ve virajlar olduğu için de sürekli vites küçült, vites yükselt, vites küçült, vites... Hararetim böyle yükseldi. Yani size o şekilde anlatayım. Ayrıca bu benim kendi gözlemim ve birkaç tane usta arkadaşıma sordum. Arkadaşlar bu arabalar 1100 motor olduğu için zamanında bu arabayı sıfır alan insanlar da bu araçlardan pek bir performans beklemediler. Pek bir performans beklenmediği için bu arabalar 1.4'lere nazaran çok daha sakin kullanıldı. Ve motorları daha az yıprandı. Yani bunda emin olabilirsiniz. Şu anda bulunduğum araba 251 bin kilometrede orijinal kilometresi. 25 yaşında. Ve daha üst kapağı açılmamış. Orijinal segmanlarımızla, orijinal sübaplarımızla yürüyoruz. Ve size şöyle söyleyeceğim. Yağ yakma diye bir şey yok. Yani pek çok Uno kullanıcısı, Uno fanları bilir. 1.4'lerde kroniktir arkadaşlar. Aldığınız araba yağ yakar. Belirli seviye az yakar veya çok yakar ama illaki yakar. Ve ileriki seviyede eğer arabayı kullanmak istiyorsanız mutlaka bir segman atmanız gerekir. Ama bu arabada arkadaşlar yağ yakma diye bir şey söz konusu değil kesinlikle. Yani yağını koyduk, denedik, yaklaşık 12-13 bin kilometrede biz bu arabayı kullanıyoruz. Kilometrede yağını çekip kontrol ettiğimizde, ki arabanın yaşı itibariyle her 500-750 veya aklımıza geldiğinde biz bu arabanın yağını kontrol ederiz. Yok yani arkadaşlar, yağ yakmıyor. Enteresan. Şu anda ben 2014 model son kasa Corolla kullanıyorum. 8000 kilometrenin sonunda yaklaşık 1 litre yağ eksilttiğini kendi gözlerimle gördüm. Ama bu araba yağ yakmıyor. Gelelim hızlanma verilerine. Arkadaşlar çok bir şey beklemeyin. Şimdi ne diyeyim size, şöyle uçuyor böyle kaçıyor diye anlatmayacağım ama yani şehir içerisinde sizi üzmez. Yapamıyorsunuz. 5'ten 3'e çektiğinizde insan aklında bir soru işaretleri oluşuyor. Lan acaba yapıyorum ama diye. Öyle bir şey yok. Ama hızlanması, yokuş çekmesi, gerek boş gerek dolu. Yani şu ana kadar bizi üzmedi. Üstelik bu tüketimde bu kadar güzel gitmesi arabanın, yaklaşık 12-13 kuruş yakarak bu kadar güzel gitmesi, yani insanı gülümsetiyor. Gitmesen de seviyorum seni onu dedirtiyor. Şuradan geri dönelim. Şimdi gelelim bu arabanın kronik sıkıntılarına. Arkadaşlar biz bu arabanın kronik sıkıntısına rastlamadık. En fazla internette yaptığım araştırmalarda araban müşürü ile alakalı bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Onu değiştiriyorsunuz 15-20 lira. Ondan sonra yaşından dolayı bizim arabamıza şu anda yaptırmamız gereken şanzımanın priz direk bilyası galiba artık eskimeye başlamış. Onu bir değiştireceğiz önümüzdeki günlerde. Yani sıkıntı yaratmıyor bize. Gördüğünüz gibi kullanıyorum. Ama arabamızı sevdiğimiz için
daha güzel, daha pürüzsüz bir şanzıman istediğimiz için o priz direk bilyesini değiştireceğiz. Onun da masrafı, yani bu çok büyük bakıma girer. Kaç kişi hayatında priz direk bilyesi değiştiriyor? Yani priz direk bilyesi de dediğimiz şanzımandaki vites dişlilerinin üzerinde olduğu dönen, aktarmayı da görev sahibi bir tane bilye, yani önemli de bir bilye. Kaç kişi hayatında bunu değiştiriyor? Yani aranızda kaç kişi var? Bir veya iki. Belki o bile yok. Yani çok büyük bir bakıma sokacağız. Onun dışında motoruna daha masraf yapmadık. Aracımızı LPG'de kullanıyoruz. Eski stil. Gayet memnunuz. Gerçekten şahane. Bakın hafif bir yokuş çıkıyorum şu anda. Ve üçüncü vitesteyim. Sıkıntısız. Geçen hafta bir pastacılığa yaptık. Evimizin önünde. Bayağı 3-4 saat uğraştık bu arabanın üzerinde. Yani hani videonun başına dedim ya, sanki sene 1992. Ya 92'den de geriye gitti arkadaşlar. Sanki üretim bandından çıkıyor, ustabaşı ilk kontağı vuruyor gibi oldu. Işıklarda durduğumuz zaman yani birebir gözlerimle şahit oldum. Adamın altında F10 var. Camdan yan yan bize baktı yani. Bu gerçekten insanı mutlu ediyor. Bu yaşta, bu temizlikte, bu güzellikte bir araba. İnşallah hepinize Allah nasip eder. Daha arabayla ilgili söyleyebileceğim, arkadaşlar alınır mı? Hani hepinizin soru işareti. Çünkü sonuçta biz bu arabalara bir para bağlayacağız. Her para kolay kazanılmıyor. Yani günümüzün şartları belli. Arkadaşlar arabadan ne beklediğinize bağlı. Ben ekonomik olarak A noktasından B noktasına gideceğim. Ondan sonra benim cebimi yakmasın, ustası bol olsun, satmak istediğimde ikinci el piyasası kuvvetli olsun diyorsanız ve arabadan performans beklemiyorsanız, yani bir çekeyim 2, 3, 4 bir basayım bakayım demiyorsanız arkadaşlar, Uno 1100 motor kesinlikle tercih sıranızda üst taraflarda olsun. Gerek yakıt tüketimi, gerek kullanışlılık ve pek çok daha şeyden dolayı bunu 60S gerçekten güzel bir araba. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapın, beğeni atın ve kanalıma lütfen abone olun. Hakkımda düşündüğünüz olumsuz şeyler, yanlış söylediğim kelimeler varsa çok özür dilerim hepinizden. Beni bu konuda bilgilendirirseniz veya önerilerde bulunursanız gerçekten çok mutlu oluyorum. Deneme yapmamızı istediğiniz arabalar varsa bize ulaşabilirsiniz. Gerek yorumdan, gerek mail adresimden. Sağlıcakla kalın, arabalarla kalın. Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar bu da size benim bonusum olsun. Uno 60S hızlanma videosu. Arkadaşlar bastığınızda gidiyor da. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler.